Doğa başladı mı kayıda? Tamam. Başladı hocam. Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Bu hafta itibariyle Erzurum Kongresi'nde kalmıştık biliyorsunuz. Geçen dersimde bahsetmiştim Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi diye. Demiştim ki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından itibaren Sevr Anlaşması'na kadar geçen süreçte iki genelge, iki kongre, iki görüşme, iki meclis açılışından bahsedeceğiz. Havza Genelgesi'nden bahsetmiştim. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır demiştim. Amasya Genelgesi'ni çok derin detaylarıyla bahsetmiştim. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımıdır. Bir planıdır, bir programıdır, bir davetiyesidir demiştim. Bir ihtilal niteliğindedir demiştim. Bir inkılap hareketidir demiştim. Sonuçları itibariyle önemliydi. İstanbul hükümeti buna tepki olarak, Amasya Genelgesi'nde alınan kararlara tepki olarak Mustafa Kemal'i önce derhal İstanbul'a çağırmıştı. Mustafa Kemal İstanbul'a gelmeyince görevinden alınmıştı. Gelmezse askerlik görevinden alınacağı kendisine duyurulmuştu. Fakat buna rağmen Mustafa Kemal, siz kimsiniz ki beni askerlik görevinden alacaksınız? Ben istifa ediyorum demiş. Sineyi millete dönmüştü. Bu saatten sonra Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde alınan en önemli kararı bekliyor. Biliyorsunuz Amasya Genelgesi'nde denilmişti ki ülkenin geleceğiyle ilgili kararlar Sivas'ta toplanacak olan milli bir kongrede verilecek demişti. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ni beklerken sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ni beklerken hiç beklenmedik bir yerden kendisine davet gelip hiç hesapta olan bir kongre değil Erzurum Kongresi sevgili arkadaşlar. Bir bölgesel kongre. Zaten kongrenin özelliği burada bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kongre bölgesel amaçlı toplanmış bir kongre olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan niçin bölgesel olarak toplandığından bahsedeceğim. Bölgesel amaçlı toplanır. Ancak Mustafa Kemal'in katılımı ve alınan kararlarla birlikte sevgili arkadaşlar, bölgesel amaçlı toplanan bu kongrede daha ziyade ulusu ilgilendiren ulusal kararlar alınır. Toplanması açısından bölgesel, aldığı kararlar açısıyla da ulusal kararlar alan bir kongre. Kongre niye toplanıyor? Öncelikle bundan bahsedeyim. Sevgili arkadaşlar, kongrenin toplanma amacı şu, böyle makarayı biraz geriye saralım isterseniz. Bir takım zararlı cemiyetlerden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi Hınçak Taşnak Sütlün Cemiyeti. Şöyle maviyle gösterdiğim alanda bir Ermenistan devleti kurmak için faaliyet gösteren bir cemiyet. Dolayısıyla bu cemiyetin amacı bu bölgede yaşayan Türklere karşı baskılar uygulamak, bu adamlara vahşet uygulamak, bunları bölgelerinden uzaklaştırmak. Bu doğrultuda sevgili arkadaşlar hareket ediliyor. Fakat işte bölge halkı da buna karşı örgütlenmiş. Bölge halkı biliyorsunuz Doğu illeri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Sevgili arkadaşlar bu cemiyet buradaki Ermeni faaliyetlerine karşı Türkleri örgütlemek amacıyla kurulmuş bir cemiyet. Ve buradaki Ermeni çeteler İşin cılkını çıkartıp bölgedekileri insanlarımıza karşı vahşete varan hareketler, katliamlara varan hareketler yapmaya başlayınca burada bu bölgeyle alakalı bir kongre toplamak isterler ve tam da bu sırada sevgili arkadaşlar bu noktada Mustafa Kemal'i kongreye davet ederler. İşte bu noktada Mustafa Kemal bu kongreye katılıyor. Sevgili arkadaşlar buradaki önemli nokta şu, Mustafa Kemal başlangıçta bu tarz kongrelere çok sıcak bakan bir adam değil bir kere. Niçin böyle bir adam değil hemen bahsedeyim. Çünkü özellikle Yunan ordusunun İzmir'i işgaliyle birlikte bir takım bölgesel cemiyetler, örgütler kurulanmış, böyle kongreler toplanmış. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Balıkesir Alaşehir Kongreleridir. Sevgili arkadaşlar, bu kongrelerde bir takım kararlar alınmış. Mesela nasıl kararlar alınmış? Bu kongreler diyor ki, efendim diyor, biz Yunan işgaline karşıyız. Altına imzanızı atar mısınız? Herhalde hepiniz atarsınız. Yunanlılar bölgeden uzaklaşsın. Altına imza atar mısınız? Atabilirsiniz. Saltanata bağlılıktan bahsetmiş. Şimdi maçın sonucunu bildiğiniz için belki bunu onaylamayabilirsiniz ama ya İngiliz egemenliğini kabul edeceksiniz ya saltanatı kabul edeceksiniz. Eyvallah, saltanata bağlılığını da bildirmiş.
Bunu da bir kenarıya bırakıyorum. Bölgede diyor gerekirse diyor Yunan ordusuna karşı diyor cephe açalım. Göğüs göğüse savaşalım. Yunan buradan gidinceye kadar bu mücadelemizi verelim demiş. Bakın bunların hepsi güzel şeyler. Fakat bu Balıkesir Alaşehir Kongrelerinde alınan bir karar var. Diyor ki efendim diyor bölgedeki diyor Yunan işgali diyor sona ersin. Onun yerine diyor bu bölgeye diyor İngilizler gelsin, İtalyanlar gelsin. Şimdi baktığınız zaman Yunan gitsin, İngiliz gelsin, İtalyan gelsin. Çok mantıklı kararlar değil. Bu yüzden Mustafa Kemal bölgesel kongrelere çok sıcak bakan bir adam değil. Fakat Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne bu noktada katılıyor. Sevgili arkadaşlar, bu kongreye katılmış Mustafa Kemal'in katılmasıyla birlikte sevgili arkadaşlar, bu kongrede bölgesel amaçlardan daha çok ulusal kararların verildiğini görüyoruz. Bakın burada ne oluyor? Hemen bahsedeyim alınan kararlar. Bir, kongrenin aldığı birinci karar diyor ki, efendiler diyor, net bir şekilde söyleyelim ki, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Asla ve asla parçalanamaz. Bakın milli sınırlardan bahsediyor, sınırlarımızdan bahsediyor. Ulusal bir karar mıdır, bölgesel bir karar mıdır? Doğu illerinden bahsetmiyor, Doğu Anadolu'nun durumundan bahsetmiyor, ülkeden bahsediyor. Bir, iki, efendiler diyor, şanlı, büyük, köklü bir milletiz. Bu zamana kadar kimsenin kucağına oturmadık. Bu saatten sonra da kimsenin kucağına oturmayız. Manda ve himaye asla ve asla kabul edilemez. Bakınız bölgesel bir karar mıdır? Ulusal bir karar mıdır? Tabii ki ulusal bir karar. Bir diğer nokta. Ey bu topraklarda yaşayan gayrimüslim azınlıklar ve yabancılar, Allah sizin de bin bir türlü belanızı versin ki siz de bu topraklarda yaşarken bu milletin size verdiklerinin dışına çıkıp kendiniz bizim düzenimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozacak bir takım sosyal, siyasal, ekonomik bir takım ayrıcalıklar istiyorsunuz ya. Kazın ayağı böyle değil kardeşim. Bundan sonra bizim bağımsızlığımızı, bizim düzenimizi, bizim huzurumuzu bozacak hiçbir sosyal, siyasal, ekonomik ayrıcalık gayrimüslim azınlıklara ve yabancılara verilemez. Bakın yabancılara verilen bu haklara biliyorsunuz kapitülasyonlar deniyor. Tam bağımsızlık olgusundan bahsediyoruz burada. Üstüne bastıra bastıra kabul edilemez demişiz. Bir diğer nokta. Ey İstanbul hükümeti, Allah senin de bin bir türlü belanı versin ki sen de hükümet olarak gaflet, dalalet ve hıyanet içerisindesin. Üzerine düşen görevi yerine getirmiyorsun kardeşim. Senin üstüne düşen görevi yerine getirmemen koskoca bir milleti yok olmuş gibi gösteriyor. Biz bunu da kabul edemeyiz. Bu yüzden senin yapamadığın bu görevi yapmak üzere temsil heyeti adıyla bir heyet oluşturulsun. Bu temsil heyeti dediğimiz heyet senin basiret gösteremediğin, yapamadığın hükümet görevini üstlensin demiş. Bir temsil heyeti oluşturuluyor sevgili arkadaşlar. 9 kişiden oluşan bu temsil heyeti, Mustafa Kemal Başkanlığı'nda oluşan bu temsil heyeti, ülkedeki hükümetsizliğe bir son vermek, ülke adına bir yönetme olgusu gösterme noktasında. Bir diğer nokta, ey diyor zat-ı şahaneleri, Efendimiz Hazretleri, biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu da biliyoruz. Sen memleketini şöyle seversin, böyle seversin. Bakın bu cümlelerin tamamı sevgili arkadaşlar, saltanat ve hilafet yanlılarını bu mücadelenin içerisine çekebilmek. Sen de diyor ey zat-ı şahaneleri, üzerine düşeni yerine getir. Kapalı bulunan, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın sonu itibariyle parlamento kapatılmıştı. Bu Osmanlı Mebusan Meclisi derhal açılmalıdır. Sen de Padişahımız Efendimiz Hazretleri bunun gereğini yerine getir demiş. Padişaha böyle bir olgudan bahsetmiş. Ha
Son olarak da diyeceksiniz ki şimdi diyor bu gücü nereden buluyoruz? Kardeşim çok net söyleyelim. Biz bu mücadeleye girerken arkamızı sırtımızı millete dayadık. Bu saatten sonra ülke yönetiminde Kuvayi Milliye etken olacak. Milli irade esas alınacaktır demiş. Sevgili arkadaşlar, baktığınız zaman Erzurum Kongresi böyle bir kongre. Dediğim gibi bakın, bölgesel amaçlı toplanmış. Amaç Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren Ermeni çetelere karşı Anadolu insanının topraklarını terk etmemesi, burada bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek amacıyla toplanmış. Fakat bu kongreye Mustafa Kemal'in davet edilmesiyle birlikte, sevgili arkadaşlar, bu kongre bölgesel amaçlı toplanan bir kongre olmaktan çıkıyor. Ulusu ilgilendiren kararlar almış. Alınan kararlara baktığımız zaman bunun etkilerini görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, genelgenin özellikleri ve sonuçları nedir? Hemen biraz bundan bahsedeyim. Birincisi sevgili arkadaşlar, başlı başına bakın hükümetin görevini yapamadığından, temsil heyeti adıyla yeni bir hükümet oluşturulduğundan bahsedilmiş. Biraz önce bahsettiğim, geçen derste bahsettiğim olgu bir ihtilal niteliğinde. Yani hükümeti görevini yapmamakla suçlamış. Üstüne bir de kendisi gölge bir hükümet kurmuş. İhtilal niteliğinde. Bakın burada diyorsunuz ki milli irade esas alınacaktır diyorsunuz. Kuvayi milliyetten olacaktır diyorsunuz. Bir ulusal egemenlik anlayışından bahsediyorsunuz. Buradaki bu ulusal egemenlik anlayışı sevgili arkadaşlar başlı başına bir inkılap hareketi olmasını sağlamış. Bir ihtilal ve bir ihtilal hareketi şeklinde karşımıza çıkıyor. Ulusal egemenlik anlayışı burada ilk kez böyle bangır bangır bağıra bağıra söylenmiş. Ama bakın genelgenin, özür dilerim, kongrenin en önemli özelliğine, kararlara şöyle bir baktığınız zaman milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla ve asla parçalanamaz diyorsunuz. Gençler, memleketin her santimetre karesi neredeyse işgal altındayken siz milli bir vatan, bölünmez bir vatan, parçalanamaz bir vatandan bahsederseniz işgalci güçleri karşınıza alırsınız, kibarca bir çektir git dersiniz. Döndüm. Emperyalist devletler böyle leşe üşüşmüş akbabalar gibi sizin üstünüzde dolanıp sizi yönetimi altına almaya çalışırken manda ve himaye asla ve asla kabul edilemez tarzında bir karar alıyorsunuz. Kibarca emperyalist devletlere karşı da çektirin gidin demektir. Döndüm. Gayrimüslim azınlıklar ve yabancılara karşı diyorsunuz ki bu adamlara, sizler diyorsunuz bu topraklarda bizim lütfumuzla yaşayan insanlarsınız. Bu zamana kadar bu milletin size verdiği haklarla yaşadınız. Daha üstüne sosyal, siyasal, ekonomik hiçbir ayrıcalık sizlere verilmeyecektir demek, kapitülasyonları reddetmek, ülkenizin içerisinde bu insanların devlet kurmasını engellemektir. Gayrimüslim azınlığa ve yabancıya doğru da kibarca bir çektir git demektir. Sevgili arkadaşlar, yabancılara, işgal güçlerine, emperyalist devletlere karşı siz kibarca bir çektirin gidin derseniz, o zaman siz burada ne kararı almış olursunuz? Bu adamlara diyorsunuz ki, kardeşim burada bu saatten sonra kuralları biz koyarız, biz uygularız. Yani burada resmen bir savaş kararı alınır. Sevgili arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bir üstü kapalı savaş kararı alınmış, milli bir devletin sınırlarından bahsedilmiş, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, gayrimüslim azınlık ve yabancılara hiçbir sosyal, siyasal, ekonomik hak tanınmayacağı, görevini yapamayan İstanbul hükümetinin bu basiretsizliğine karşı bir temsil heyetinin oluşturulacağı, padişahın da meclisi açması gerektiği kendisine tavsiye edilmiş
milli irade kavramından da bahsediyor. Sevgili arkadaşlar, kongre ile alakalı bilmeniz gereken en önemli kilit cümle şu: kongre toplanması açısından bölgeseldir. Ancak Mustafa Kemal'in katılması ve aldığı kararlar açısından ulusal nitelikli bir kongre olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, bakın Amasya genelgesinden sonra istifa etmek zorunda kalan Mustafa Kemal sıradan, sade, sivil bir vatandaş olarak karşımıza çıkıyordu. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden sonra artık karşımıza temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Bey olarak çıkacak. Burada Mustafa Kemal hızlı bir, ciddi bir rüzgarı arkasına almış. Erzurum Kongresi özü itibariyle budur sevgili kardeşlerim. Anlamadığınız, aklınıza takılan veyahut da kafanızı bulandıran bir şeyler var mıdır? Çocuklarım, sorusu olan var mı? Hocam, sözü isteyen yok. Tamam hayatım. Sevgili arkadaşlar, bakın Erzurum Kongresi ile Mustafa Kemal arkasına bir rüzgar almış. Bakın burada önemli bir şekilde bir destek olgusu karşımıza çıkıyor. Bu rüzgar işte Sivas Kongresi ile biraz daha farklı bir noktaya ulaşacak. Sivas Kongresi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. 4-11 Eylül 1919 tarihli bu kongre. Sevgili arkadaşlar, bakın bu kongrenin en önemli özelliği şu: bakın Erzurum Kongresi hesapta olan, planlanmış bir kongre değil. Ancak Sivas Kongresi toplanmasına Amasya genelgesinde karar verilen bir kongre. Biliyorsunuz Amasya genelgesinde Mustafa Kemal demişti ki her ilden 3 delegenin katılımıyla milli bir kongre toplanacak. Bu kongrede ulusun geleceğiyle ilgili kararlar alınacak demişti. Toplanmasına Amasya genelgesinde karar verilen başlı başına bir ulusal kongre olarak çıkar. Sevgili arkadaşlar, bakın bu kongreye Mustafa Kemal biraz da Erzurum Kongresi'nin rüzgarıyla çıkıyor. Biraz kendinden emin bir şekilde çıkıyor. Temsil heyeti başkanı sıfatıyla, her ne kadar bölgesel bir heyet olmuş olsa da ülkede böyle hatırı sayılır bir güce sahip bir şekilde Mustafa Kemal buraya gelmiş. Bakın Sivas Kongresi önemli. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ne Amasya Genelgesi'nde karar verilmişti. Amasya Genelgesi öncesinde Mustafa Kemal ülkedeki en kudretli subaydı, en kudretli askerdi. 9. Ordu Müfettişi ve Mülkiye Müfettişi sıfatıyla Mustafa Kemal, hatırlarsanız demiştim ki, Anadolu'ya sanki bir atanmış kral gibi çıkar. Sevgili arkadaşlar, işte bu noktada Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde diyorsa ki Sivas Kongresi toplanacak. O kongre toplanır. Mustafa Kemal dese ki, bakın üzerindeki yetkiler bu noktada, her ilden 3 temsilciyi buraya yollayacaksınız. 3 temsilci seçilir, yollanır. Mustafa Kemal dese ki bu temsilciler birdir bir yapa yapa gelsin kardeşim şeye kadar, Sivas'a kadar dese, öyle gelir. Amuda kalkarak gelsin dese, öyle gelir. Bakın o kadar etkili bir adam. Fakat Erzurum Kongresi öncesi Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Hakkında bir tutuklama, hakkında bir yargılama, bir de üzerine idam kararı alınmıştı. Bakın Amasya genelgesinde buraya gelin diyen adam değil artık Mustafa Kemal. Sivas Kongresi öncesinde, bakın Amasya'da Mustafa Kemal yapın diyorsa yapılacak. Ama istifa ettikten sonra Anadolu insanı Mustafa Kemal'i dinlemek zorunda değil. O açıdan bu kongre Mustafa Kemal açısından çok önemlidir. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin rüzgarıyla Sivas Kongresi'nin yapılacağı binanın önüne kadar gelir. Bu noktada arabadan inmez kendisi. Önce yaveri Salih Bozok iner.
Mustafa Kemal Salih burada o der ki, Salih der, git toplantının yapılacağı binaya gir, içerideki durumla alakalı olarak bana bir malumat ver der. Sevgili arkadaşlar, Salih Bozok arabadan çıkar, böyle tedirgin adımlarla kongrenin yapılacağı binanın içerisine kadar girer, arkasından koşa koşa gelir. Paşam der, müjdeler olsun der, ciddi bir katılım var, halk sizin talebinize uymuş. Bakın, bunun anlamı şu sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal an itibarıyla bir kanun kaçağı, an itibarıyla vatanı ihanetle yargılanmış bir vatan haini, tescilli bir vatan haini, gördüğü yerde idam edilmesi gereken, İstanbul'a getirilmesi gereken bir adam. Ama Sivas Kongresi öncesinde kendisine büyük bir destek var. Bunun anlamı şu, Anadolu insanı diyor ki, paşam biz o idam kararını ayağımızın altına aldık, biz buraya seninle birlikte vatanı kurtarmaya geldik. Bakın, bu Mustafa Kemal açısından oldukça ve oldukça önemli bir destektir. İşte bu destekle Mustafa Kemal kongrenin yapılacağı taş binaya girer, kürsüye çıkar, konuşmasına başlar. Der ki, efendiler der, öncelikle der, hepinize sonsuz kere teşekkür olsun ki der, buraya gelerek der, bana değil der. Milletinize sahip çıktınız, milletinizi sahipsiz bırakmadınız, Allah hepinizden razı olsun der. Sonra konuşmalarına başlar. Efendiler der, buraya gelmeden önce der, ben bir kongreye katıldım. Kongre, Erzurum Kongresi, bölgesel amaçlı bir kongre. Bölgesel amaçlı kongrelere çok sıcak bakan bir insan değilim. Ancak bu kongre, değerli paşalarımızın katılımı ve aldığımız kararlar itibarıyla bölgesellikten daha çok ülkemizi ilgilendiren önemli kararlar almış bir kongredir. Bu kongrede aldığımız kararları sizinle paylaşmak isterim der. Sonrasında Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, kongrede delegelerin oynamasına sunuluyor. Mustafa Kemal der ki, efendiler der, biz Erzurum Kongresi'nde dedik ki kardeşim, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Asla ve asla parçalanamaz. Efendiler, yanlış mı söylemişiz? Var mısınız, yok musunuz? Hep bir halden varız derler. İki, efendiler şunu söyleyelim ki, şanlı, köklü, büyük bir milletiz. Bu zamana kadar kimsenin kucağına oturmadık. Bundan sonra kimsenin de kucağına oturmayız. Manda ve himaye asla ve asla kabul edilemez. Kongre genelinde kabul görür. Üçüncü madde diyor ki, efendiler biz aynı zamanda dedik ki, ey bu topraklarda yaşayan gayrimüslim azınlıklar ve yabancılar, sizler azdınız, sizler kudurdunuz, sizler bu memleketin size verdiği hakların dışında kendinize ait bir takım sosyal, siyasal, ekonomik ayrıcalıklar talep ediyorsunuz. Efendiler biz Erzurum'da dedik ki, hiçbirinize sosyal, siyasal, ekonomik bütünlüğümüzü bozacak hiçbir ayrıcalık verilmeyecektir. Baktığınız zaman kabul edilmeyecek bir madde tabii ki değil. Bir diğer nokta, diyor ki, efendiler diyor, biz Sivas Erzurum Kongresi'nde bir de görevini yapamayan İstanbul hükümetinin çaresizliğinden yola çıkarak, çünkü bu hükümet görevini yerine getirmiyor, ülkenin genelinde işgallere ses çıkartmıyor, yapması gerekenin sorumluluğunu yerine getirmiyor, biz İstanbul hükümetinin yapamadığı bu görevi üstlendik. Nasıl üstlendik? Dedik ki, kardeşim bir temsil heyeti oluşturalım. Oluşturduğumuz bu temsil heyeti ülkedeki o eksikliği gidersin. Bir milli hükümet görevi üstlensin. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Hep birlikte kabul edelim. Yalnız diyor, biz oluşturduğumuz bu temsil heyeti diyor, Doğu Anadolu bölgesinin temsilcilerinden oluşan 9-10 kişilik bir heyetti. Diyelim ki biz bu İstanbul hükümeti yerine oluşturacak olan bu temsil heyetinin
üye sayısı ve yetkisi arttırılmış, tam manasıyla bir hükümet görevi üstlenen bir noktaya getirilir. Temsil heyetinin kurulması da yine kabul edilir. Yine zat-ı şahanelerine, padişaha bir teklif sunulur. Sunulan bu teklifte deniliyor ki, Efendimiz Hazretleri sen de üzerine düşen görevi lütfen yerine getir dedi. Kapalı bulunan Osmanlı Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Yanlış mı demişiz arkadaşlar? Yine kabul edilir. Sevgili arkadaşlar, baktığınız zaman kongrenin ilk 4 gününde Erzurum Kongresi kararları aynen ve aynen kabul edilir. O kongrede alınan o bölgesel kararlar sevgili arkadaşlar artık ulusal bir karar haline getirilmiş. Bunun dışında sevgili arkadaşlar kongrede kendi şahsına münhasar 2 karar daha alınıyor. Bunlar hangileri? Bakın Erzurum Kongresi ile ilgili olanlara böyle lacivertle yazdım. Kongrenin kendi şahsını münhasar aldığı 2 karar neler? Efendim bunlardan birincisi Mustafa Kemal diyor ki, efendiler sırtımızı millete dayayarak bir mücadele başlatıyorsak yaptığımız çalışmalardan da milletimizin haberi olsun. O yüzden milleti nasıl bu konuda haberdar edebiliriz? İrade-i Milliye adıyla İrade-i Milliye gazetesi adı altında bir gazete toplanmasına, kurulmasına karar verilmiş. Anadolu insanına Anadolu'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veriliyor. İkincisi ve en önemlisi şu sevgili arkadaşlar. Daha önce cemiyetlerden bahsederken bahsetmiştim. Mustafa Kemal diyor ki, efendiler ülkenin kurtuluşu için faaliyet gösteren bir takım cemiyetler var. Ben bu cemiyetlerin çalışmasını sonuna kadar, köküne kadar destekliyorum. Her türlü yanlarındayım. Ancak bu cemiyetlerin yapısıyla alakalı beni rahatsız eden bir şey var. Bu cemiyetlerin öncelikli amaçları kendi bulundukları bölgeleri kurtarmak. Yani işte Trabzon'u kurtarmak, İzmir'i kurtarmak, Doğu Anadolu'yu kurtarmak. Oysa biz bütünüyle bir vatanız. İzmir'e bir şey olursa Trabzonlu üzülür. Trabzonlu'ya bir şey olursa Diyarbakırlı ağlar. Diyarbakır'a bir şey olursa Karslı. Kars'a bir şey olursa Edirne'li. Aydın'a bir şey olursa Mersinli. Mersin'e bir şey olursa Sinoplu. Sinop'a bir şey olursa Yozgatlı, Çorumlu. Çorum'a bir şey olursa efendime söyleyeyim Hakkari'li. Biz bir bütünüz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Tüm yararlı cemiyetler. Sevgili arkadaşlar, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tek bir cemiyet olarak birleştirilecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ulusal kurtuluş mücadelesi bundan sonra tek elden işlenen bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, Sivas Kongresi'nin bir takım önemli özellikleri var. Bu önemli özellikler neler diyecek olursak hemen bahsedeyim. Bir kere sevgili arkadaşlar, baktığınız zaman Amasya Genelgesi'nden itibaren başlayan, Erzurum'la devam eden oldu. Sivas'ta biraz daha ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu genelge İstanbul hükümetinin bütün muhalefetine, bütün engellemelerine, ki o engellemelerden birazdan bahsedeceğim, toplanmış ülkenin geleceğiyle ilgili bir takım kararlar almış, bir ihtilal hareketi kendini yine gösteriyor. Bir diğer nokta, ülkenin geleceğiyle ilgili kararlar şahsilikten çıkartılmış, ulusun temsilcileri tarafından verilen kararlarla gidilecek. Yani adı konmamış bir rejim burada yine kendini gösteriyor. Cumhuriyet rejimi bir inkılap hareketidir. Biraz önce bahsettiğim gibi. Sevgili arkadaşlar, bir diğer önemli nokta nedir? Bakın,
Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bahsederken demiştim ki bu kararlar özü itibarıyla bir savaş kararıdır demiştim, biliyorsunuz. Aynı kararlar burada da alınıyor. Bakın, memleketin her santimetre karesi işgal altındayken milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez demişsiniz. İşgalci güçlere kibarca bay bay yapıyorsunuz. Ülkenize çökmeye çalışan manda ve himaye taraftarlarını karşınıza almışsınız. Kabul edilemez diyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bu noktadan da önemli. Manda ve himaye ile alakalı şimdi birazdan size bir şey daha söyleyeceğim. Emperyalist devletlere bir bay bay çekiyorsunuz. Gayrimüslim azınlık ve yabancılar sizin ülkenizin içerisinde sizin kaynaklarınızı kullanarak sizin memleketinizin içinde, memleket içinde memleket kurmaya çalışan bu adamlara karşı hiçbir sosyal, siyasal, ekonomik ayrıcalık tanımayacağınızı söylüyorsunuz. Bakın, burada da aldığınız karar aynı Erzurum'da aldığınız karardır. Alınan en önemli noktası da şudur. Erzurum Kongresi'nde aldığımız karar sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz bölgesel karardı. Buradaki karar direkt ulusal bir karar. Burada yine savaş kararı alıyoruz. Sevgili arkadaşlar, savaş kararı alıyoruz. Erzurum'dan farkı ne? Biraz önce bahsettiğim gibi aldığımız bu savaş kararı ulusal savaş kararı olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Yine önemli bir özelliği şundan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, bu kongrenin en önemli özelliklerinden bir tanesi kongrenin ikinci günü, üçüncü günü özellikle Kara Vasıf Bey ve arkadaşları adını verdiğimiz bir grup. Kara Vasıf Bey ve arkadaşları ısrarla bu mücadelenin tek başına yapılamayacağını, Amerikalıların mandasına girilmesi gerektiğini ortaya atar. Çok da belirgin maddelerle bunu ortaya atar. Bir müddet sonra kongrede Amerikan mandasının oylanması kararı istenince Mustafa Kemal de bunu çok profesyonel bir şekilde tam bir siyaset adamı gibi engellemeyi başarmış. Söz ister, kürsüye çıkar, der ki Kara Vasıf Bey'in dediği her kelimeye katılıyorum. Doğrudur. Bu mücadeleyi verirken ayağımız çıplak, kıçımız açık da. Evet, düşman büyük gücüyle karşımıza çıkmış. Ha, ben de isterim diyor, Amerika gibi dünyanın büyük bir gücü benimle birlikte bu mücadelenin içerisinde yer alsın. Fakat şunu söyleyeyim der. Bizim istediğimiz kadar acaba Amerika bizi istiyor mu? Bu kararı şimdi almayalım. Amerikan Senatosu'na bu kararımızı bildirelim. Kabul ederlerse birlikte yürüyelim diye Mustafa Kemal topu biraz taca atar. Amerikan Senatosu'na sevgili arkadaşlar bir mektup yazılır. Bu mektubu der şahsen bizzat kendim Amerikan Senatosu'na yollayacağım der Mustafa Kemal. Ama toplantı bitiminde bu mektup hiçbir zaman cebinden çıkıp Amerikan Senatosu'na gitmeyecek. Dolayısıyla Amerika'dan da bir cevap gelemeyecek. Dolayısıyla manda ve himaye düşüncesi bu kongrede asla ve asla kabul edilmemek üzere, bir daha açılmamak üzere kapanmış olacak. Arkadaşlar, bir diğer önemli noktası şu. Kongrenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, biliyorsunuz, temsil heyetinden bahsetmiştim. Bu temsil heyeti hükümet görevini üstlenecekti. Bakın, bu noktada çok önemli bir hamlede bulunuyor. Temsil heyeti, biliyorsunuz, bir hükümet gibi hareket edecekti. Hükümetin en önemli görevi yürütme yetkisidir sevgili arkadaşlar. Hükümet görevini nasıl üstlenmiş? Sevgili kardeşlerim, Ali Fuat Paşa temsil heyeti tarafından Batı cephesi Kuvayi Milliye komutanlığına atanır. Sevgili arkadaşlar, hükümetin görevi atama yapmaktır. Ali Fuat Paşa Batı'daki cephe komutanlığına atanmış. Dolayısıyla temsil heyeti hükümet görevini burada net bir şekilde üstlendiğini gösteren önemli bir karar. Sevgili arkadaşlar, kongre ile alakalı bilmeniz gereken bir olay var. Size de bir küçük hikaye anlatayım. Burada Ali Galip olayı adını verdiğimiz bir olay yaşanır. Nedir Ali Galip olayı? Ben size hikayesiyle küçük bir şekilde anlatayım.
Sevgili arkadaşlar, olayın özü şu. Bakın, Sivas Kongresi'nin toplanacağına ta Amasya'da karar verilmiş. 1919'un Haziran'ında Mustafa Kemal ve arkadaşları diyorlar ki şu tarihte Eylül ayında Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Bakın, Sivas'ta toplanacak olan bu kongrenin toplanması, hükümete rağmen toplanması ve bir takım kararlar alması hükümetin karizmasını biliyorsunuz çizer. Bu noktada damat Ferit Paşa bu kongrenin toplanmasını engellemek için Harput valisi, eskiden Elazığ ve Malatya tek bir vilayet sevgili arkadaşlar, ismi de Harput. Harput valisi olan Ali Galip Bey'i bu kongrenin toplanmaması için görevlendirir. Fakat Mustafa Kemal ve arkadaşları, müdafaa-i hukukçular, Ali Galip olayından haber alır almaz Ali Galip burada derdest edilir, tutuklanır ve dolayısıyla hareket etmesi engellenir. Son dakikaya kadar da İstanbul hükümetine bununla ilgili bir haber verilmez. İstanbul hükümeti de Ali Galip'in tutuklandığından bir haber, habersiz bir şekilde kongrenin toplanmasını bekler. Fakat kongrenin toplanmasıyla birlikte artık İstanbul hükümeti için bir sıkıntıdır. Ali Galip olayına rağmen kongre toplanmış, ulusun geleceğiyle ilgili kararlar almıştır. İşte bu noktadan sonra Mustafa Kemal ne yapar? Güç dengesinin Anadolu'ya geçtiğini gören Mustafa Kemal, İstanbul'la tüm haberleşme bağlantısını keser. Yani Anadolu İstanbul'un önüne geçmiştir. İstanbul hükümeti Anadolu'dan haber alamıyordur. Sevgili arkadaşlar, kongrenin en önemli sonuçlarından bir tanesi de bu. 2 Ekim 1919 tarihinde İstanbul hükümetinin başında bulunan İngiliz yanlısı damat Ferit Paşa güç dengesinin Anadolu'ya geçmesi üzerine sadrazamlık görevinden istifa edecektir. Biliyorsunuz Mustafa Kemal istifa ederken şöyle bir cümle kullanmıştı. Ey İstanbul, bundan böyle İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Artık Anadolu hareketi o kadar güçlüdür ki İstanbul'daki hükümeti dahi istifa ettirebilecek durumdadır. Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminin en önemli hamlelerinden bir tanesi. Güzellerim, şöyle bir tabloya bakmanızı rica edeceğim. Anlamadığınız, aklınızda takılan ya da kafanızı bulandıran bir şey varsa lütfen bana söylemenizi rica edeceğim. Var mıdır bir şeyler? İlaydacığım, arkadaşlarının sorusu var mı hayatım? Yok hocam, söz isteyen. Tamam. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu Sivas Kongresi'nin sonucuyla alakalı olarak bir durum değerlendirmesi yapalım. Nasıl bir durum değerlendirmesi olsun bu? Şimdi bakın. Ülkede bir iki başlılık durumu söz konusu. Bir tarafta İstanbul hükümeti. Bir diğer tarafta Anadolu hareketi. İstanbul'daki resmi bir hükümet var biliyorsunuz. O resmi hükümetin başında biliyorsunuz damat Ferit Paşa isminde İngiliz yanlısı bir saray damadı bulundu. Damat Ferit Paşa İstanbul hükümetinin başında. Diğer tarafta Mustafa Kemal ve arkadaşları. Artık Mustafa Kemal bu noktada mücadelenin genel lideri olarak karşımıza çıkmış ve damat Ferit Paşa hareketi, damat Ferit Paşa hükümeti Anadolu'daki harekete karşı hiç ılımlı bakan bir yapıda değillerdi. Anadolu hareketini o kadar küçümsüyorlardı ki bu insanlara çapulcu diyorlardı, zorba diyorlardı. Hatta bakın, Amasya genelgesinden sonra İngiliz Genel Valisi General Harrington
Damat Ferit der ki, paşa der, bu olaylar, Anadolu'daki olaylar nedir deyince, Damat Ferit der ki, efendim der, çok üzülecek bir durum değil, sıkıntıya verilecek bir durum da değil, olay bizim kontrolümüzde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rütbesi yükseltilmeyen birkaç tane paşanın ufak bir kalkışması diye geçiştirir olayı. Fakat bakın, Anadolu hareketi özellikle ve özellikle, bakın iki olay var. Burada özellikle Sivas Kongresi Anadolu hareketinin güç dengesini ele almasını sağlamış. Damat Ferit'in burada bir yanlış hamlesi, Ali Galip olayı, Mustafa Kemal'i tutuklamak için gönderdiği adamın milliciler tarafından tutuklanması Damat Ferit'in bütün karizmasını çizer. Bir de üstüne üstlük İstanbul'la haberleşme bağlantısı kesilince, sevgili arkadaşlar, Damat Ferit Paşa hükümeti 2 Ekim 1919 tarihinde istifa eder. Şimdi bu noktada artık Anadolu o kadar güçlü ki İstanbul'daki hükümeti düşürmeyi başarmış. İşte bu noktadan sonra sevgili arkadaşlar, padişah 6. Mehmet Vahidettin yeni hükümeti kurmakla Ali Rıza Paşa'yı görevlendirir. Ali Rıza Paşa yeni İstanbul hükümetini kurar, sadrazam olarak göreve başlar ve padişahla görüşmeye geçer. Ali Rıza Paşa da en az Damat Ferit Paşa kadar padişah Vahdettin'e bağlı, sadık bir adam. Ancak aradaki fark şu sevgili arkadaşlar, Ali Rıza Paşa Anadolu hareketine çok soğuk bakan bir adam değil. Damat Ferit Paşa kadar Anadolu hareketine soğuk bakmıyor. Hatta düşüncesi şu, arkadaş diyor, bu adamlar vatana ihanet edemeyecek kadar memleketine sevdalı insanlar, bunlar vatanına ihanet edemez. Padişahla yaptığı görüşmede de bunu dile getirir. Efendim der, öyle ya da böyle, Damat Ferit Paşa kabinesinin basiretsizliği, başarısızlığı, Anadolu hareketini göz ardı etmesi sonucunda artık güç dengesi Anadolu'ya geçti. Bu saatten sonra gücü almanın tek bir yolu var. Anadolu hareketini yok sayamayız. İzniniz olursa der, kabinemdeki bakanlardan olan Ali Rıza Paşa sadrazam biliyorsunuz. Kabinemdeki diyor bakanlardan olan Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Anadolu'ya yollamak isterim. Zaten başka da bir şansımız yok der. Sevgili arkadaşlar, padişah Vahdettin de sonuç alacağına inanıyorsam yolla paşa der. Salih Paşa Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Anadolu'ya doğru hareket edecek. Mustafa Kemal'den randevu istenir. Mustafa Kemal de Salih Paşa'yla Anadolu'da Amasya'da bir araya gelme kararı alırlar. Tarihte bu görüşmelere Amasya görüşmeleri yahut Amasya protokolü adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı için önemli bir nokta olarak karşımıza çıkan 20-22 Ekim 1919'da bu görüşmeler yapılmış. Gençler kısa bir nefeslenelim. Saat başı itibariyle tekrar bir araya gelmek üzere diyorum. Hepinizi güzel yanaklarınızla. Amasya genelgesinde alınan karar doğrultusunda toplanmış. Toplanması açısından da, aldığı kararlar açısından da ulusal bir kongre dedim. Erzurum Kongresi kararları, şu maviyle gösterdiğim maddeler aynen kabul edilmiş. Temsil heyetinin üye sayısı ve yetkisi arttırılmış. Tam bir hükümet gibi çalışmaya başlamış. Kendi şahsına münhasır aldığı iki karar var. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkartıyor. Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştı. Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edildiğine göre burada da bir savaş kararı alınmış. Ama bu karar ulusal bir savaş kararı. Erzurum Kongresi'nden farkı bu. Temsil heyeti burada bir hükümet görevini üstlenmiş. Batı Cephesi Kuvvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa atanmıştı. Ali Galip olayı dediğimiz olay, İstanbul hükümetinin bu kongreyi engelleme çabası olumsuz bir şekilde sonuçlandırılmış.
Mustafa Kemal İstanbul'a tüm haberleşme bağlantısını kesmiş. İstanbul'a rağmen sevgili arkadaşlar, ülkenin geleceğiyle ilgili kararlar alınması demek. Yani güç dengesinin Sivas Kongresi ile birlikte artık Anadolu'ya geçmesi demek. Bu şartlar altında mevcut sadrazam damat Ferit Paşa'nın görevini yapması mümkün değil. 2 Ekim 1919'da damat Ferit istifa edecek. Yeni hükümeti kurmakla son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahdettin Ali Rıza Paşa'yı görevlendirecek. Ali Rıza Paşa'nın damat Ferit kadar en az padişaha sadık olduğunu biliyoruz. Ama aradaki fark şu: Ali Rıza Paşa en az damat Ferit kadar padişaha sadık olsa da damat Ferit gibi İngiliz yanlısı değil. Aksine Anadolu hareketine çok soğuk bakan bir adam değil. Baştaki mentalite farkı bir kere şu: diyor ki bu paşalar Amasya genelgesinden itibaren Anadolu hareketini idare eden bu paşalar memlekete ihanet edemeyecek kadar vatanını sever, vatan haini olamayacak kadar millet sevgisi olan insanlar, bu işin içine giremez. Zaten diyor zat-ı şahaneleri Efendimiz Hazretleri işin bu noktaya gelmesinin sebebi bu vatansever olan paşalarla görüşülmemesi, bunlardan imtinayla kaçılması. Ben ve hükümetim böyle düşünmüyorum. İzniniz olursa kabinemdeki bakanlardan Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Anadolu'ya yollamak isterim der. Girişimler yapılır. Mustafa Kemal o randevuyu verir. Bu görüşmelere verdiğimiz isim Amasya görüşmeleri dediğimiz görüşmeler. Gençler, nasıl görüşmeler, hemen bir bakalım. İki ayaklı bir görüşme biliyorsunuz bu noktada. Bir tarafta İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa. Diğer tarafta sevgili arkadaşlar, temsil heyeti başkanı, yani Anadolu Hareketi adına Mustafa Kemal Paşa arasında yapılan görüşmeler bu görüşmeler. Dediğim gibi bu görüşmelerin en önemli özelliği bu zamana kadar vatan haini olarak nitelendirilen grupla İstanbul hükümetinin resmen görüşüyor olması. Bir nevi bu görüşmelerin önemi şu: İstanbul hükümeti Anadolu hareketini resmen tanımış. Bu açıdan önemli. Sevgili arkadaşlar, çok dostane bir görüşme şeklinde geçiyor. Mustafa Kemal Salih Paşa'ya Amasya'daki hükümet konağında randevu vermiş. Kendisi gelirken konağın kapısında kendisini bekler. Salih Paşa'yı bu toplantıya getiren otomobilden Salih Paşa iner inmez Mustafa Kemal Salih Paşa'ya elini uzatır. Vatanınıza hoş geldiniz paşamlar. Baktığınız zaman bir ironi, yani diyor ki paşa biz aynı gemideki insanlarız. Sizin bizden, bizim sizden bir farkımız yok. Burası ne kadar sizin vatanınızsa bir o kadar bizim vatanımız. Ne kadar bizim vatanımızsa zaten bir o kadar da sizin vatanınız. Aynı gemideyiz. Derdimiz bu gemiyi yürütmek, limana yanaştırmak. Batarsak hep birlikte batarız. Bu noktada Mustafa Kemal, aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar, güç dengesi Anadolu'ya geçtiğine göre bu görüşmelerde rahat olan taraf, eli güçlü olan taraf Mustafa Kemal ve bu görüşmelerde Mustafa Kemal Salih Paşa'yı sıcak bir şekilde karşılar. Akabinde Salih Paşa'ya der ki, paşa der, otur konuşalım, ne istediğimizi gör, sen de var mısın yok musun, öncelikle bundan yola çıkalım. Sevgili arkadaşlar, İstanbul hükümetinden Mustafa Kemal'in bu noktadaki ilk istediği şey şu: elinde Sivas Kongresi'nin karar tutanağı var ve bu karar tutanağına göre hareket ediyor. Paşa diyor, otur karşıma diyor, bak biz ne istiyoruz, sen de var mısın yok musun? Bir diyor, uluslararası belgelere göre hareket ediyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez dedik paşa. Yanlış mı demişiz? Yani dediğimiz şey şu:
Paşa diyor ya, yanlış mı demişiz, doğru mu demişiz, vatanımızı terk mi edelim diyor. Bu noktada paşa eyvallah der. İki diyor, paşa der, şanlı, köklü, büyük bir milletiz. Onurlu ve şerefli bir millete yakışır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu zamana kadar kimsenin kucağında oturmadık. Bu saatten sonra da kimsenin kucağında oturmayız. Manda ve himayeyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Manda ve himaye kabul edilemez dedik. Yanlış mı demişiz paşa? Bizi İngiliz mi yönetsin? Amerikalı mı yönetsin? Fransız mı yönetsin? İtalyan mı yönetsin? Eyvallah. Üç, paşa dedik ki bu topraklarda yaşayan yabancılar ve gayrimüslim azınlıklar devletin ses çıkarmamasından da yararlanarak gaflet, dalalet ve ihanet içerisinde bizim bütün sosyal, siyasal, ekonomik dengelerimizi alt üst edip kendilerine çıkar sağlamak istiyorlar. Paşa biz dedik ki bu topraklarda yaşıyorsanız bizim kurallarımıza uyacaksınız. Hiçbirinize bizim bütünlüğümüzü bozacak hiçbir sosyal, siyasal, ekonomik ayrıcalık verilemez dedik. Yanlış mı demişiz paşam? Eyvallah der. Bir diğer nokta. Paşa, defaatle ve defaatle dedik ki sizden öncekiler, sizden sonrakiler, biz, bize vatan aynı dediler sizden öncekiler. Biz vatanına ihanet eden insanlar falan değiliz. Bizler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve onun temsilcisi olan ve milletin temsilcisi olan temsil heyetiyiz. Bizim siyasi varlığımızı kabul edin. Hoş, zaten buraya kadar yeri bizimle de görüştüğünüze göre bizim siyasi varlığımızı kabul ediyorsunuz demektir. Yanlış mıyız paşam? Eyvallah. Bir diğer nokta. Paşa, biz defaatle ve defaatle dedik ki ülkenin geleceğiyle alakalı mevzular milletin gözü önünde hayat bulsun. Yani kapalı bulunan bu Osmanlı Mebusan Meclisi açılsın, açılsın, açılsın dedik. Bak bu zamana kadar hep açılsın dedik. Ha bu saatten sonra diyoruz ki bu meclis açılsın, rahatla çalışsın. Yani bu meclis mümkünse İstanbul dışında toplansın. Yani baskıdan, denetimden uzak bir şekilde toplansın. Ha son olarak da, son olarak da dediğimiz şey şu. Biz hiç olarak görülecek bir olgu olmayalım. Ülkenin geleceğiyle ilgili herhangi bir barış antlaşması yapılacak olursa bu barış antlaşmasında temsil heyetinin de onayı alınsın ya da bu barış görüşmelerini birlikte yürütelim. Bunun üzerine bu belgeyi Salih Paşa'ya sunar. Salih Paşa şöyle bir bakar, 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 bakar. Akabinde de şuna kanaat getirir. Paşam der, bunlar benim kabul edemeyeceğim, hükümetin kabul edemeyeceği kararlar değil. Ha, bunu bana sundunuz. Ben bunu kabul eder miyim? Bu protokolün benimle bana ters gelen hiçbir tarafı yok. Altına imza mı atmamızı istiyorsunuz? Atarım. Hatta en yakışıklı imzamı da atarım. Ancak şu da bir gerçek. Attığım imza sadece ve sadece beni bağlar. Benim dışımda herhangi bir kimseyi bağlamaz. Ha imza atmamı istiyorsanız sonuna kadar atarım. Ama benim önerim şu. Bu imzayı atarım. Attığım imzanın da arkasında aslanlar gibi dururum. Bunun geçerli olabilmesi için bunu benim kabul etmemden daha çok hükümetimin ve zat-ı şahanelerinin, Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin der bunu kabul etmesi lazım. Ha ben kabul ettirmek için ne gerekiyorsa yaparım. Bu uğurda mücadele ederim. Kabul ettirebiliyorsam zaten problem yok. Kabul ettiremezsem de altındaki imzama yakışır bir şekilde hareket ederim. Görevimden istifa ederim. Anadolu'da sizinle birlikte bu mücadelenin içerisinde ben de olurum. Herhalde siz de der bana bununla ilgili bir görev verirsiniz der. Mustafa Kemal'le el sıkışır. Kendine yakışanı yapar.
İstanbul'a gider. Sevgili arkadaşlar, işte İstanbul'da yaşananlar bu noktada milli mücadeleye yeni bir seyir verecek. Bakın, Anadolu'da Mustafa Kemal'le görüşen, Bahriye Nazırı Salih Paşa derhal İstanbul'a gider. İstanbul'da kendisini bekleyen Sadrazam Ali Rıza Paşa'dır. Kendisi Sadrazam, yani Başbakan Ali Rıza Paşa ile bir görüşme yapar. Görüşmede protokolü kendisine sunar. Ali Rıza Paşa bakar, paşa der bu beni aşar, gel der biz bunu zat-ı şahanelerine götürürüz der. Sevgili arkadaşlar, bu ikili padişah 6. Mehmet Vahidettin'in huzuruna çıkar ve kendisine protokolü, görüşmenin detaylarını anlatır. Akabinde padişah konuşmaya başlar. Padişah der ki, efendiler der, yaptığınız görüşmenin detayları burada. Madem öyle der, benim kabul etmemin mümkün olmayacak şeyler getirmişsiniz. Bir, Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar vatandır, terk edilemezsiniz diyorsunuz da der. İngilizler bunu kabul etmiyor. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. İki, demişsiniz ki Manda ve İma'ya kabul edilemez. Büyük devletler bunun için mücadele ediyor. Bu konuda da ben size olumlu bir şekilde yaklaşamam. Adamlar zaten bunu istemez. Bu zaten benim kabul edebileceğim bir şey değil. Bu olmaz. Ama madem çok istiyorlar, eyvallah der. Madem der çok istiyorlar, o zaman der Osmanlı Mebusan Meclisi'ni açarım. Açarım ama İstanbul dışında açmam. Bu parlamento 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplansın. Bu arkadaşlar Anadolu'nun ücra yerlerinde madem böyle kararlar alıyorlar, gelsinler bir de benim dizimin dibinde bu kararları alsınlar der. Sevgili arkadaşlar, meclisin 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanması, arkadaşlar yapılan seçimlerde temsil heyeti başkanı olan Mustafa Kemal karşımıza Erzurum vekili olarak çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, bu meclis diyor 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplansın. Yapılan seçimler, Osmanlı Mebusan Meclisi için yapılan seçimler yapılır. Sevgili arkadaşlar, bu seçimlere iki grup katılıyor. Bir tarafta padişah ve İstanbul hükümeti taraftarı bir grup. Bir diğer tarafta Anadolu Hareketi ve bunun temsilcisi olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne bağlı vekiller katılmış. Sevgili arkadaşlar, yapılan seçimler sonucunda parlamento %70'e %30 oranında ezici bir çoğunlukla Anadolu Hareketi'nin bu parlamentoda baskın olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Amasya görüşmelerinin en önemli sonucu, bakın bu noktada şu kararların tamamı kabul edilmemiş ama baktığınız zaman Zat-ı Şahaneleri, Padişahımız Efendimiz Hazretleri Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar vermiş ama İstanbul dışında değil, İstanbul'da toplanmasını istemiş, kendi denetiminde olmasını istiyor. Dediğim gibi yapılan seçimler sonucunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne bağlı vekiller parlamentoda büyük çoğunluğu ele geçirecek noktadadırlar. Güç dengesi hala Anadolu'da. Güzeller Amasya görüşmeleri ve sonuçları, burayla alakalı olarak bana sormak istediğiniz, aklınıza takılan veyahut da kafanızı bulandıran bir şeyler var mıdır? Yok sanırım hocam, soru sormayın. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu skaladaki, şu tablodaki son olaydan bahsedeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması, özür dilerim, ve TBMM'nin açılması olgusuna, ama öncesinde Ankara ilke kararlarına bir gideceğim. Ankara ilke kararları neler?
Önce bundan bahsedelim. Şöyle yazalım. Ankara ilçe kararları 27 Aralık 1919. Sevgili arkadaşlar, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi olarak da geçer bu konu bazı kaynaklarda. Ben hemen olayın hikayesini anlatayım. Meclisin açılmasından, İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin açılmasından 15 gün önce, özü şu bu olayın sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal ısrarla bu meclisin İstanbul dışında toplanmasını isterken, bakın İstanbul dışında toplansın diyordu, zat-ı şahaneleri bu meclisin İstanbul'da toplanmasını uygun gördü. Zaten anayasaya göre de meclis İstanbul'da toplanmak zorunda. Burada bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir gerçek var. İstanbul'da bu meclis toplanacak. Mustafa Kemal de Erzurum milletvekili olarak bu parlamentoda görevini yapmak üzere seçilmiş. Fakat olay şu. Mustafa Kemal yerinde olsanız sizler İstanbul'a gider miydiniz? Cevap çok net. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal hakkında bir idam kararı var. Hakkında bir tutuklama kararı var. Hadi diyelim ki dokunulmazlığı var. Bir padişah sempatizanı tarafından öldürülebilir. İstanbul'da adı konmamış bir işgal var. Baktığınız zaman İngilizler tarafından tutuklanabilir. Olabilir, olabilir. Pek çok olabilir bir arada bu noktada. İşin bu noktasında Mustafa Kemal kendisi İstanbul'a gitmez. Mustafa Kemal kendisi İstanbul'a gitmediği gibi sevgili arkadaşlar, temsil heyetindeki hiçbir arkadaşını da İstanbul'a yollamaz. Çünkü bu arkadaşları da bu mücadelenin beyin takımıdır. Fakat bu parlamentodaki milletvekilleriyle kendisi bir görüşmek ister. O yüzden Ankara'da meclis toplanmadan önce 15 gün önce bir randevu verilir. Bütün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne bağlı bu Osmanlı Mebusan Meclisi'nin %70'ine yakınını oluşturacak olan vekillerle Mustafa Kemal Ankara'da bir araya geliyor. Bu saatten sonra da gelişmeleriniz kendisi zaten hep Ankara'dan takip edecektir. Mustafa Kemal kürsüye çıkar, konuşmaya başlar. Der ki, saygıdeğer arkadaşlar, efendiler der. Malum sebepler, bildiğiniz sebepler, hakkımızdaki tutuklama kararları, hakkımızdaki idam fermanları, buradaki güvensiz ortamdan dolayı bizler İstanbul'a gidemiyoruz. Ama gözümüz arkada değil, sizler orada davamızı bir şekilde harekete geçirebilirsiniz. İşin bu noktasında İstanbul'da yapmanız gerekenlerle alakalı sizden bir takım isteklerimiz var. Bunlar nelerdir? Bir diyor. Efendiler diyor, birincisi diyor. Bir kere diyor, orada diyor, çoğunluk biziz. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak parlamentonun çoğunluğu bizde. Biz ne dersek burada bu kararlar alınacak. O yüzden sizler orada birlikte... Orada parlamentoyla birlikte parlamentoda istediğimiz kararları almamızı sağlamak için bir olalım, iri olalım, diri olalım. Nedir? İstanbul'a gittiğiniz andan itibaren burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adı altında bir grup oluşturacaksınız. Birlikte hareket edeceksiniz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bu noktada bu grup vasıtasıyla bir siyasi parti gibi ortak politika belirleyeceğiz. Bu politikalar doğrultusunda karar alacağız. Biz çoğunluktayız. Biz ne dersek o olur. İki, efendiler, işin bu noktasında İstanbul'a gidince orada oturup da boğazı seyretmeyeceğiz. Orada oturup da efendime söyleyeyim Pierre Loti ile kahve falan içmeye gitmiyoruz. Anadolu'daki çalışmalarımızı burada harekete geçireceğiz, uygulamaya geçireceğiz. Sizden istediğimiz şeylerden en önemlisi şu. Erzurum ya da Sivas Kongresi kararlarından en az bir tanesini meclisten
geçirmenizi istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına baktığınız zaman savaş kararı alınmıştı, doğru mudur? İnsanlar bir araya gelip bir konu hakkında mutabık olurlarsa kongrelerde, bunun adı karardır. Ama insanlar, vekiller mecliste bir araya gelip bir konu hakkında mutabık olurlarsa, o zaman bu durum karar olmaktan çıkar. Bu kararları, yani bu aldığımız, kongrelerde aldığımız savaş kararları vardı ya, bu savaş kararları parlamentodan geçsin. Yani karşımıza bunlar ne olarak çıksın artık? Yasal savaş kararı olarak çıksın. Yasalar uymak zorunda olunan olgulardır. Dolayısıyla biz artık bu saatten sonra biz bu kararlardan en az bir tanesini parlamentodan geçirebilirsek, o zaman yasal savaş kararı almış oluruz. Anadolu'da söylediklerimiz lafı güzaf olmaktan çıkar, bir uyulması gereken yasa ya da kanun haline gelir. Üç, efendiler sizden istediğimiz en önemli olgulardan bir tanesi de şu: oraya gittiğiniz andan itibaren sevgili arkadaşlar, mücadelenin lideri olarak ben, diyor Mustafa Kemal, ben olamazsam temsil heyeti üyelerinden biri yahut da hiç olmazsa kendi içinizden birini, ki derdimiz makam mevki değil efendiler, diyor, biz buralara gelirken bu makamları, mevkileri elimizin tersiyle ettik. Bu noktadaki düşüncemiz şu: bu gruptan birini meclis başkanı olarak seçmeniz. Seçebiliyorsanız Mustafa Kemal, olmazsa temsil heyeti, Ankara'daki temsil heyetindeki arkadaşlarından biri, o da olmazsa kendi içinizden birini mutlaka meclis başkanı seçin. Dedim ya, derdimiz makam ya da mevki değil. Bu noktadaki derdimiz şu: bu meclis o baskı altında önemli kararlar alamazsa ya da itilaf devletleri tarafından bu kararlar uygun görülmez, meclis rahat çalıştırılmaz, her şey olabilir, parlamento basılabilir, dağıtılabilir. Böyle bir durumda amacımız meclis başkanı sıfatıyla, bakın bir meclis dağıtılırsa o meclisin bir daha ne zaman ve nerede toplanacağına meclisin başkanı karar verir. Böyle bir olumsuz durumda amacımız meclisi Anadolu'da toplamak. Düşünce bu, felsefe bu, mantık bu. Son olarak bir diğer noktaya gelecek olursak, efendiler diyor, sizler diyor Ankara'da Anadolu insanı tarafından bu %70 milletvekili karşılandınız. Bu insanlar sizi böyle göbek ata ata karşıladı, seymenler falan filan. Oraya gidince siz öyle karşılaşacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi orada öyle karşılamazlar. Orada bir basın var. Orada bir mütareke basını var. İngilizlerin çıkarları doğrultusunda yayın yapan kalemler var. Bu insanlar sizi rahat bırakmaz. Kur'an-ı Kerim der ki, diyor Mustafa Kemal, düşmanınıza düşmanınızın silahıyla karşılık verebilirsiniz. Bu noktada İstanbul'da hayata geçirilmek üzere İstanbul'da yayın hayatına sokulacak bir gazete kurun demiş. Hatta bunun çalışmalarını kendisi daha önceden Milli Kongre Cemiyeti ile birlikte yürütüyor. Sevgili arkadaşlar, gazetemizin adı sübliminal bir mesaj da içeriyor ha. Diyor ki, hakimiyeti Milliye Gazetesi adı altında diyor bir gazete kurulsun. Bu gazetenin görevi ne? Bu gazetenin görevi İstanbul'da bir kamuoyu oluşturmak, mücadeleyi İstanbul halkına duyurmak.
amaçlanan bu. Mustafa Kemal der ki, efendiler der, sizden bundan gayrı hiçbir şey istediğimiz yoktur. Allah hepinizin yolunu açık etsin der. Sevgili arkadaşlar, bu parlamentonun çoğunluğunu oluşturacak vekilleri Mustafa Kemal İstanbul'a doğru yollar. Ha, bu kararları aldıktan sonra bu meclisteki masaların üzerine birer tane kara kaplı Kur'an-ı Kerim koymuş. Demiş ki, üzerine el basıp yemin edeceksiniz, bu kararları alacaksınız. O milletvekilleri de Mustafa Kemal'in dediğini yapar. O Kur'an-ı Kerimlere el basar ve Ankara'dan yola çıkar. Bundan sonraki durak İstanbul'dur. İstanbul'da sevgili arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak. Fakat bu noktada sevgili arkadaşlar size biraz bir olaylardan bahsetmem gerek. Ama önce yazalım şöyle. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 12 Ocak 1920. Sevgili arkadaşlar, buradaki genel durum, genel pozisyon şuydu biliyorsunuz. Bu Osmanlı Mebusan Meclisi'nde iki grup milletvekili olduğundan bahsetmiştim. Bir tarafta İstanbul yanlısı, padişah yanlısı bir grup olduğundan bahsetmiştim. Bir tarafta da Anadolu Hareketi taraftarı bir grup olduğundan bahsetmiştim. Sevgili arkadaşlar, parlamentoda ezici bir çoğunlukla çok rahat da Anadolu Hareketi, parlamentonun %70'i bu grup vekillerden oluşuyordu. Parlamentonun %30'u da padişah yanlısı bir gruptu. Bakın, Mustafa Kemal'in biraz önce yaptığından aslında bazı şeyleri çıkartmak lazım. Mustafa Kemal meclis milletvekillerinin önüne kara kaplı Kur'an-ı Kerim'i koymuş. Diyor ki, söz verin, el basın, yemin edin. Bakın, bu dinin siyasete alet edilmesidir. Çok da Mustafa Kemal tarzı bir şey değildir. Ama Mustafa Kemal'in korktuğu başına gelmiş. Bakın ne olur. Bu parlamentodaki %70 milletvekilinin büyük bir çoğunluğunu Mustafa Kemal çok yakinen tanımıyor. Zaten en yakınındaki temsil heyeti, onları da İstanbul'a yollamamış. Sevgili arkadaşlar, bu grubun içerisindeki insanların büyük bir çoğunluğunun fıtratını bilmiyor. Bu adamların ne görüşte olduğunu bilmiyor. Ve bir müddet sonra korktuğu şey başına gider. Bakın ne olur, Anadolu yanlısı olarak İstanbul'a giden bu gruptaki milletvekillerinin bir kısmı İstanbul'a ulaştığı andan itibaren bir bakarlar, daha yolda bunu görmüşlerdir. Yol boyu İtilaf Devletleri tarafından sürekli tren durduruluyor. Aramalar yapılıyor. Lan İstanbul'a bir inerler, Boğaz'da 21-22 tane gemi namlusunu İstanbul'a doğrultmuş. Trafiği bile İtilaf Devletleri idare ediyor. Parlamento binasına girerken İngilizler tarafından aranıyorsunuz. Hükümet konağı İngilizlerin işgalinde. Saray İngilizlerin işgalinde. Ulan derler, biz bu mücadeleyi kaybetmişiz zaten derler. Yani her tarafta İngiliz var. Bir de Anadolu'ya bakar, ayağımız çıplak, götümüz açık da biz bu mücadeleyi kazanamayız diyor. Dönüyorsunuz. Bir grup milletvekili İstanbul'a gider. İstanbul'a gidince saray dimdik ayakta, devlet dimdik ayakta. Ulan der, devlete bir şey olmamış, devlet dimdik ayakta. Hop, taraf değiştirirler. Bir kısım milletvekili var ki Mustafa Kemal Nutuk da bu grup için ağzını biraz bozar. Adiler der, şerefsizler der, alçaklar der, namussuzlar der, hainler der. İşte bu grupta makam mevki için, efendime söyleyeyim, bir takım çıkar için davasını satar. Parlamento toplanır sevgili arkadaşlar. Fakat parlamento toplanır toplanmaz meclis aritmetiği değişir. Bakın, buradan %30'luk bir grup karşı tarafa doğru kayar. Meclisin aritmetiği değişir. Burası olur %40. Burası olur %50. Dolayısıyla çoğunluk direkt saltanat yanlarının eline doğru geçer. Dolayısıyla Ankara'da alınan ilk karar uygulanamaz. Bakın ne olur, burada meclis başkanlığını Mustafa Kemal meclis başkanı seçilemez.
Birinci olgu bu. İkincisi, bakın Mustafa Kemal'e söz vermişlerdi. Oraya gidince birlikte hareket edeceklerdi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu adıyla bu grubu da oluşturamazlar. Bakın Mustafa Kemal meclis başkanı seçilemedi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu adı altında bir grup oluşturulamaz. Çoğunluk sağlanamadığı için Erzurum Kongresi kararları bir türlü gündeme gelmez ya da gelemez. Sevgili arkadaşlar, sadece bu Hakimiyet-i Milliye gazetesi kurulmuş. O da zaten öncesinde Mustafa Kemal bunun girişimlerinde bulunmuştu. Sevgili arkadaşlar, meclis birden tıkanır. Anadolu hareketi birden sıkıntıya düşer. İşte bu noktada Mustafa Kemal aynı nutukta bir grup milletvekili için de Allah hepinizden razı olsun diyor. Bakın ne olur. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal ve beraberindeki Anadolu'ya yolladığı bu gruptaki şu %40 var ya, bu %40 zaten şu %30'a hain diyor. Ama diyor, şu %30'un içerisinden bir grubu yanımıza çekebiliriz. Bu gruba ulusal kurtuluş mücadelesinden bahsedilir. Anadolu insanının bu mücadele için verdiği uğraştan bahsedilir. Bu milletin devletsiz, vatansız kalamayacağından bahsedilir. Ve resmen şu %40 oradaki %30'u kas kası alır ve amacına ulaşır. Sevgili arkadaşlar, bu gruptan %15'lik bir kısmı kendi taraflarına geçirmeyi başarırlar. Meclisin aritmetiği yeniden değişir. Bakın burası olur %55. Burası olur %45. Sevgili arkadaşlar, baktığınız zaman aritmetik değişir değişmez bu grup harekete geçmiş. Hemen ne yapar? Şu %55'lik kesim Mustafa Kemal'e söz verdiğini gerçekleştiriyor. Hemen harekete geçilmiş. Demiştim ya, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu şu %15'in tepkisini çekebilir. O yüzden yeni bir grup, Felahı Vatan grubu oluşturulur. Oluşturulan bu grup Mustafa Kemal'e Ankara'da söz verilen olayı gerçekleştirmek için harekete geçer. Meclisin gündemine 28 Ocak 1920 tarihi itibarıyla bir karar tasarısı, Misak-ı Milli gündeme getiriliyor. Misak-ı Milli kararları gündeme getirilir. Sevgili arkadaşlar, bakın bu Misak-ı Milli kararları ne diyor? Bu Misak-ı Milli kararları şundan bahsediyor. Diyor ki, ey dünya, herkes şunu bilsin ki biz Türk milleti olarak yeni devletimizin sınırlarını çiziyoruz. Burada amaçlanan şey milli bir Türk devletinin sınırlarını çizmek. Amaç bu. Bu doğrultusunda aldıkları karar. Diyorlar ki, bir, uluslararası belgelere göre hareket edeceğiz. Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar milli sınırlarımızdır. Asla terk edilemez. Sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz Erzurum ve Sivas Kongresi'ndeki kararlarla uyuşuyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez denmiş. İki, peki bu sınırlar nasıl belirlenecek? Efendim diyorlar, bu sınırların belirlenmesinde uluslararası belgelere göre hareket edelim. Yani Wilson ilkelerine göre hareket edelim. Ne yapalım? Efendim, Trakya bölgesi, şu taraladığım alan, Doğu Anadolu bölgesi, şu taraladığım alan, Musul Kerkük, şu taraladığım alan, Hatay İskenderun, şu taraladığım alan. Efendim diyor, burada siz diyorsunuz ki buranın nüfusu Rum'dur, biz diyoruz Türk. Siz burada diyorsunuz ki buranın nüfusu Ermeni'dir, biz diyoruz Türk. Siz diyorsunuz ki burada Kürtler yaşar, biz diyoruz Türk. Siz diyorsunuz ki burada Araplar yaşar, biz diyoruz Türk. Milli sınırlarımızın belirlenmesi için
Trakya'da, Doğu Anadolu'da, bugünkü Kuzey Irak'ta ve Hatay bölgesinde biz halk oylaması yapmaya razıyız. Referandumda halka soralım, çıkacak karara biz uyacağız, siz de uyun. Bir diğer nokta, milli sınırlarımız belirlenirken en önemli parçası İstanbul ve Çanakkale boğazlarıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazları Türk yurdunun bir parçasıdır. Asla ayrı tutulamaz. Ha, boğazların bize ait olduğunu kabul eden devletler bizim dostumuzdur. Boğazların bize ait olduğunu kabul etmeyenlerle dostluğumuz mümkün değildir diyorsunuz. Efendime söyleyeyim, bir diğer nokta bu. Efendim, bir diğer nokta azınlık haklarıyla ilgili karşınıza çıkan bir karar. Burada deniliyor ki, burada denilen şey şu. Efendim diyoruz, ülkemizde yaşayan gayrimüslim azınlıklara sınırlarımız dışındaki Müslümanlara tanınan haklar kadar ama asla fazlası olmayacak haklar verilecektir denmiş. Sevgili arkadaşlar, baktığınız zaman Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının neredeyse tıpkısının, aynısının, benzerinin fotokopisi ne diyor? Milli bir Türk devletinin sınırları çizilecek. Bu sınırların çizilmesinde Türklerin çoğunluk... Şimdi bakın, bu Osmanlı Mebusan Meclisi enteresan bir meclis. Ve bu Osmanlı Mebusan Meclisi'ni Padişahımız Efendimiz Hazretleri toplamaya karar vermiş. Bu meclisi ısrarla temsil heyeti toplansın diyor. Padişah karar vermiş. Şimdi bakın, ülkede aslına bakarsanız 3 tane saç ayağı var. Bir tarafta ülkenin yasal hükümeti, yani İstanbul hükümeti ve zat-ı şahaneleri, padişah. Yasal, resmi hükümet bunlar. Bir diğer nokta, Anadolu hareketi. Yani temsil heyeti. Temsil heyeti de ısrarla ve ısrarla bu meclisin açılmasını istiyor. Sevgili arkadaşlar, ülkede bir güç daha var ve ülkedeki bu güç öyle ya da böyle İtilaf Devletleri, başını İngiltere'nin çektiği güç. Bu adamlar da bu parlamentonun toplanmasına karşı çıkmamışlar. Şimdi bakın, bu meclisin toplanmasını ısrarla isteyen taraf Anadolu Hareketi, yani temsil heyeti. Niye ısrarla istiyor? Amacı şu: Anadolu'da alınan o savaş kararını, kongrelerde alınan o savaş kararını yasal hale getirmek. Bunu sağlamış mı? Bunu sağlamış. Yani baktığınız zaman meclisin toplanmasından Anadolu hareketi amacına ulaşmış. Bakıyorum padişaha, başlangıçta buna kulak tıkayan padişah an itibariyle buna eyvallah demiş, gelsinler toplansınlar demiş. Bakın, padişahın da bundan bir beklentisi var. Padişahın beklentisi ne? Padişahın beklentisi şu: kardeşim diyor, bu adamlar bana rağmen Anadolu'da aldıkları kararı İstanbul'da alamazlar. Yani burada bu adamlar padişaha halk biat eder, Anadolu hareketinin borusu susar. Fakat bakın, çıkan misak-ı milli kararları padişahın beklentisini karşılayan kararlar değil. Ama diğer tarafta İngilizler. Bakın, İngilizler de başlangıçta bu parlamentonun toplanmasına ses çıkartmamışlar.
Çünkü İngilizlerin düşüncesi şu. İngilizler diyor ki Anadolu'daki dinamiğin özünde padişah vardır. Padişaha rağmen Anadolu savaş kararı alamaz. Türkler koyundur. Tarih boyunca başlarında bir şey ister. Ne derler? Bir çoban ister. O çoban padişahtır kardeşim. Dolayısıyla Türkler padişahlarına rağmen bu kararı alamaz diyorlar. Bakın çıkan Misak-ı Milli kararları İngilizlerin kararını da bağlayacak durumda değildir. İşte bu noktada sevgili arkadaşlar, Misak-ı Milli'ye en sert tepki İtilaf devletlerinden gelir. İtilaf devletleri ilk açıklamasını yapar. İtilaf devletleri adına İngiltere'nin yaptığı açıklama şu. Bir diyor, Misak-ı Milli asla kabul edilemez demiş. İlk hamleyi yapmış. İkinci hamle sevgili arkadaşlar, yine İtilaf devletleri adına İngiltere, Osmanlı Mebusan Meclisi basılır. Bu kararın alınmasında etkili olan milletvekilleri tutuklanır. Malta adasına sürgün edilir. Milletin iradesine sert bir tokattır. Bir diğer hamle, sevgili arkadaşlar, mevcut hükümet Ali Rıza Paşa hükümeti İngilizler tarafından istifaya zorlanır. Ali Rıza Paşa hükümeti istifa eder. Yeni hükümeti kurmakla Mustafa Kemal'le Amasya'da görüşen Salih Paşa hükümeti kurulur. Salih Paşa hükümeti de istenmez. Salih Paşa hükümeti de istifa eder. Bunun üzerine padişahımız efendimiz diyor ki sen kimi istersen onu getir der. Bunun üzerine İngilizler tarafından damat Ferit Paşa hükümeti kurulur. Millet iradesine bir tokat daha atılır. Sevgili arkadaşlar, bununla kalınmaz. İngilizlerin baskısıyla padişah 6. Mehmet Vahidettin Osmanlı Mebusan Meclisi'ni süresiz tatil eder. Mevcut anayasa kanuni esası rafa kaldırılır. Artık meclis ve anayasa diye bir kavram söz konusu değildir. Ama en sert hamleyi yine İngiltere yapacak. Sevgili arkadaşlar, İngilizler 16 Mart 1920 tarihi itibarıyla adı konmamış işgali hayata geçirir. İngiltere tarafından İstanbul resmen işgal edilir. İngilizlerin işgal deklarasyonu aynen şöyle söylüyor. Ey çılgın Türkler, işgal şimdilik geçicidir. İşgalin statüsü siz Türklerin tutum ve davranışına göre değerlendirilecektir. Siz Türkler Mustafa Kemal'in peşinden giderseniz bir daha İstanbul asla size verilmeyecektir. İşgalin amacı padişah ve halifenin kaybettiği otoriteyi sağlaması içindir. Padişahınızın dizinin dibine dönerseniz eskisi gibi İstanbul'u size verebiliriz diyor. İstanbul işgal edilmiştir. Misak-ı Milli'ye verilen tepki bu. Buna karşılık sevgili arkadaşlar, Ankara'da bir takım önlemler alınacak. Bakalım bu önlemler neler olacak? Önümüzdeki haftaki dersimizde meclisin açılmasından bahsedeceğim. Sevr Anlaşması'ndan bahsedeceğim. Akabinde de ulusal kurtuluş mücadelesini başlatacağız sevgili arkadaşlar. Savaş dönemine geçiyorum. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan ya da kafanızı bulandıran bir şeyler var mıdır canlarım? Yok.
Güzeller sorusu olan var mı? İlayda'cığım sorusu olan var mı hayatım arkadaşlarımdan? Yok sanırım hocam sorusu olan. Gençler, o zaman hepinizi çok seviyorum.